Kayseri'de Suriye uyruklu Ebu Muhammed C tarafından öldürülen Ercan Kimsesiz'in akrabaları İlhami ve Sürmani Kimsesiz, yaşanan olayla ilgili konuşarak üzgün ve kızgın olduklarını belirtip, olayın şüphelisinin iddia edildiği gibi namus meselesi olmadığını söylediler. Ben Sürmani Kimsesiz. Vefat eden kişinin abisiyim. Amca çocuğum olur kendisi. Üzgünüz kardeşim. İstemediğimiz bir olay. Yaşanmaması gereken bir olaydı ama içeriğini bilmiyoruz. Olayın içeriğini bilmiyoruz. Kesin bir bilgi bize de ulaşmadı. Ama bugün medyadan okuduğumuz namus meselesi kelimesi bizi incitti. İkinci bir kez yıktı. Çünkü rahmetli olan kardeşimiz evli iki çocuk babası. Olayla ilgili bilgimiz olmamakla beraber sadece biz şunları öğrenebildik. Olayı yapan maktulün kardeşimizin evinde kiracısı olduğu, 2 ay kadar önce evini boşalttığı, aralarında alacak verecek meselesi mi, farklı bir olay mı var, bu bilgiye sahip değiliz. Biz de öğrenmek istiyoruz. Ölenle öldürenle Allah'ın arasında şu andaki bir dava. Fakat bilmiyorum, gerçeklik payı yoktur bu haberin, inanmıyorum çünkü ben. Böyle bir haberin çıkması, tekrar ediyorum, bizi üzdü. Ne aile yapımıza ne de yaşam tarzımıza uymayan bir olay. Bilmiyorum arkadaşlar, ne diyeceğimi de bilmiyorum ama üzgün olduğumu belirtiyorum. Üzgün olduğumu belirtiyorum. Kimsenin bu olayı Türk-Suriyeli ilişkisine de sokmasını da istemiyorum. İki insan arasında nihayetinde yaşanmış bir olay. Birçok yorumlar okuyoruz, üzülüyoruz. Biz ailesi olarak bilmiyoruz ama insanların dışarıdan yapmış olduğu bu tür yorumlar, bilinçsizce yapılan sözler, kullanılan kelimeler gerçekten bizi üzüyor. İnsan olarak üzülüyoruz. Şu anda Cinayet Büro amirliğine teşekkür ediyorum. Kayseri Emniyetine. Çok hızlı bir şekilde çalışıldı. Maktul yakalandı. Yargı süreci devam edecek. Biz de sizler gibi öğreneceğiz işin içeriğini. Fakat okuduğum kadarıyla bu arkadaşın bir yakınımın namusunu korumak amacıyla yaptığını beyan etmiş. İlişkileri çok önceden bitmişti. 2 ay kadar önce neden bu olayı bu kadar sürdürdü? Bana inandırıcı gelmedi. Yakınımın diyor arkadaşlar. Eşim demiyor. Kızım demiyor. Bacım demiyor. Bir yakınımın namusunu korumak için diyor. Orada sizin için de düşündürücü değil mi bu kelime? Bu kelime karşılığında namus davası diye orada haber yapılması, hem üzülüyoruz hem kızıyoruz arkadaşlar. İnsanlara tavsiyem şudur. Yukarıda Allah, aşağıda devlet büyük olan. İnsanlar kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalıştıkça bu durumlar hiç bitmeyecek. Benim tavsiyem bu tür durumlarda haklı olanın tabii ki şikayetçi olması, devlete sığınması, işleri kanuna, tüzüğe bırakması. Çünkü Rabbim hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın, kardeş acısı yaşatmasın. Bu çok zor bir olay. Herkes için zor bir olay. İnsanlar için. Daha önce de söylediğim gibi Suriyeli olmuş, Türk olmuş veya bir yabancı uyruklu bir insan olmuş hiç fark etmiyor. Bu büyük bir acı arkadaşlar. İnsan olarak bakmalıyız, insan olarak düşünmeliyiz. Ve kimse yaşamadığı acılar için yorum yapmasın. Biz kendi acımızla iç içe olalım. İnşallah içeriğini öğrendiğimiz zaman siz medya mensuplarıyla da bunu paylaşacağız.